Galatasaray'da Çalhanoğlu sesleri. Cimbom yerli oyuncu kalitesini artırmak için yurt dışında arayışlarını sürdürüyor. Bir süredir adı Türk takımlarıyla anılan Kerim Çalhanoğlu'ya kancayı takan Galatasaray oyuncuyla temas kurdu. Sarı Kırmızılar Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'yu istiyor. Şalke 04 forması giyen 20 yaşındaki oyuncu sol bek bölgesinde oynuyor. Bu sezon toplam 12 kez Şalke formasını giyen Kerim 1 gol 4 asistlik bir katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Alt yaş kategorilerinde Almanya milli takımını tercih eden Kerim yaz aylarında Beşiktaş ile de anılmıştı. Galatasaray ise Patrick Van Aanholt ile yolları ayırıp olası bir Kerim Çalhanoğlu hamlesinde Kazımcan'ı kiralık olarak yollayacak. Aslan'a sürpriz öneri. Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray, Dünya Kupası arasında transfere odaklandı. Sol bek arayışında olan Sarı Kırmızılara menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Galatasaray, Dünya Kupası arasında boş durmuyor. Sarı Kırmızılar eksik gördüğü mevkilere takviye yapmak için harekete geçti. Cimbom'da Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Aslan'ın gündemine ise birçok isim geliyor. O oyunculardan biri de Barcelonalı Jordi Alba oldu. Barcelona ile kontratı 2024'te bitecek 33 yaşındaki Jordi Alba sarı kırmızılı takıma önerildi. Galatasaray yönetimi 33 yaşındaki futbolcunun ismini not ederken teknik heyetten bir talep gelmesi halinde isminin gündeme gelebileceği öğrenildi. 1.70 boyundaki tecrübeli isim bu sezon 12 karşılaşmaya çıkarken 2 de asist yaptı. İspanya milli takımı formasını da terleten Alba çıktığı 87 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor. Sarı Kırmızılar sezon başında Norwich City'den transfer ettiği Milot Rashica'nın bonservisini almaya karar verdi. Öte yandan Galatasaray cephesi Rashica'nın bonservisinin nasıl alınacağına dair kararını da verdi. Sarı Kırmızılar'da Rashica'nın performansı yüzleri güldürüyor. Transfer sezonunun son günü Norwich City'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu beklentileri karşıladı. Derbide de 90 dakika sahada kalan Rashica performansıyla parmak ısırttı. Yıldız oyuncu attığı çalımlar ve hızlı deparlar ile bir kanat oyuncusundan beklenen neredeyse tüm görevleri yerine getiriyor. Rashica'nın performansından çok memnun olan Sarı Kırmızılı yönetim ve teknik heyet, futbolcunun bonservisini almak için harekete geçiyor. Kurmaylar, Dünya Kupası organizasyonunu fırsat bilerek Norwich City ile görüşecek. Yönetimin transferi için öncelik verdiği isimler arasında yer alan Rashica için bonservis pazarlığı yapılacak. Rashica geçirdiği 2,5 başarılı yılın ardından 2021'de İngiliz temsilcisi Norwich'e 11 milyon euroya transfer olmuştu. Bir yıl sonra ise Galatasaray'a kiralandı. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızılar Norwich Premier Lig'e çıkmadan kapısını çalarak Rashica için fazla para ödemekten kaçmak istiyor. Galatasaray'ın son bombası Premier Lig'den. Yaz transfer sezonunda kadrosuna yıldız yağdıran ve Icardi, Mertens, Mata, Torreira gibi birçok yıldızı transfer eden Cimbom durdurak bilmiyor. Galatasaray devre arası için gözünü Manchester United'ın stoperine dikti. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Öte yandan yönetim Lindelöf'ü başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'ın ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi. Cimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelöf'ün Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Marcao referans oldu. Sevilla Galatasaray'ın yıldızını transfer ediyor. Transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldız isimlerle Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında başarılı stoperi Marcao'yu Sevilla'ya gönderen Sarı Kırmızılar'da bir yıldız daha kayıyor.
İspanyol ekibi Marcao'nun da referans olduğu yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sevilla devre arasında Jimbom'un kapısını çalacak. Defansta problem yaşayan İspanyol ekibine ilaç gibi gelen Brezilyalı stoper sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere geçit vermedi ve 7.3 rating alarak sahanın en iyi performans gösteren ikinci oyuncusu oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi sezon başında Marcao'dan sonra Danimarkalı savunmacı Nelson'ı da istemiş ancak Galatasaray'ı ikna edememişti. Hem Nelson'ın yükselen grafiği hem de Sevilla'da Marcao'nun performansı Monchi'yi harekete geçirdi. Tecrübeli sportif direktörün Ocak ayında Jimbom'un kapısını tekrar çalacağı belirtildi. Yunus Akgün imzayı atıyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı Kırmızılar genç yıldız Yunus Akgün ile sözleşmeyi yenileyecek. Yunus'un 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl daha uzatılacak. İşte alacağı maaş. Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri devam ediyor. Victor Nelson'ın sözleşmesini yenileyen Sarı Kırmızılı ekip Sasha Boye ve Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaştı. Yönetim bu hafta Yunus Akgün'ün temsilcileriyle masaya oturacak. Aylık 70 bin lira maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus Akgün'e yıllık 15 milyon liraya yakın ücret önerilmesi bekleniyor. 2000 doğumlu genç yeteneğin 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak. Yaz transfer döneminde Amerika'dan 7 milyon euroluk teklif gelen Yunus Akgün'ü Avrupalı scoutlar da takip ediyor. Bu sezon futbolu eleştiri alsa da teknik direktör Okan Buruk genç yıldıza güveniyor ve kendisini göstereceğine gönülden inanıyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harika bir performans sergileyen genç yıldız şu ana kadar 8 haftada gol atamazken sadece bir asist yaptı. Ancak istatistikler Yunus Akgün'ün aslında çok iyi bir grafik çizdiğini, sadece bunun skora yansımadığını gösteriyor. Milli futbolcu sağ kanat oyuncuları dikkate alındığında ligin en iyilerinden birisi olmayı başardı. Yunus maç başına 18 şut pası, 36 başarılı dribling, 46 başarılı atak aksiyonu, 3.46 asist beklentisi, 8 isabetli kilit pas, 131 3. bölgeye isabetli pas ve 46 kazanılan ofansif birebir istatistikleriyle zirvede yer alıcı. Okan Buruk'un yıldız oyuncunun performansından çok daha memnun olduğu gelen bilgiler arasında. Galatasaray'da son dakika Cristiano Ronaldo transferi gelişmesi. İngiliz ekibi Manchester United'da mutsuz günler geçiren yıldız oyuncunun adı sarı kırmızılarla anılıyor.